Evet, ne diyor? Fx artı y eşittir. Fx çarpı fy bunu vermiş. F1 bölü 3 4 olduğuna göre F1 bölü 2 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu kalıpta o kadar çok soru var ki, o kadar çok soru var ki şu kalıpta. Ya bu, bakın bu ikisine dikkat. Fx artı y olunca Fx çarpı fy. Tamam, ayrı ayrı. Mesela bunun örnek bir tane soru yazayım şuraya. Mesela diyor ki f bu özelliği veriyor. Sonra diyor ki f atıyorum 1 eşittir 5 olduğunu. Geçen sene bile sorular 2019'da bile yani düşünün. İşte çok farklı sorular bekliyorsunuz ama böyle çok klasik sorular da geliyor. F5 nedir diye filan soruyor mesela. F5 olmasın. 5 iki defa kullanmayalım. Kaç olsun? F6 nedir diye filan sorsun. Hemen bakın bu klasik F1 artı 1 artı 1 artı diye yazıyoruz bunu. O zaman diyoruz ki bunları artıyı nasıl çıkartıyormuşuz? Çarpı diye. F1 çarpı F1 çarpı nokta nokta. Kaç tane var? 6 tane. Hepsi de 5 yaptığı için 5 üzeri 6. Tamam. Bunun tersi var bir de. Şöyle. Fx çarpı y eşittir. Fx artı fy diyor. Şimdi böyle olunca üstel fonksiyon çıkıyor sonuç. Tersi olunca toplamsal bir şey çıkıyor. Mesela diyoruz ki f 2 3 olduğuna göre f16 nedir diye soruyor mesela. F16 bir uçaktır değil mi? F16 ne demek? 2 üzeri 4 demek ya. Hani f2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 oluyor ya 4 tane. Bunları da artı olarak ayırıyorsun. F2 artı F2 artı F2 artı F2 değil mi? Evet, kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı 3 12 oluyor. Tamam. Bu iki soru tarzı böyle. Peki bu soruyu diğerinden şundan farklı kılan şey şu. Burada 1 bölü 3 var, 1 bölü 2 var. Yani böyle 1, 6, ne bileyim 2, 4 falan gibi 2, 8 gibi şeyler olduğunu tahmin etmesi kolay oluyor. Hemen 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 birbiri cinsinden yazabilmek için. Bunlar kaçta buluşur? 1 bölü 3'te 1 bölü 2. Tabii ki de 6'da buluşur. Şunu diyeceğim ki f2 bölü 6 eşittir 4. f3 bölü 6 eşittir kaç olacak? Hani bunu soruyor zaten değil mi? 2 bölü 6'yı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 yazabilirim değil mi? Dikkat 4 ise. Ha pardon, artı olarak yazdığım için aradaki işaret ne olacak dışarıda? Çarpı olacak. O zaman F1 bölü 6 2 ya da değil mi? Evet. Eksi 2 olacak. Eksi olmayacak burada. Tabii hani şeyden dolayı. F1 bölü 6 2. Ha, bunu da şöyle yazsak. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 gibi yazsak parantez içine. Bu da ne olur? F1 bölü 6 çarpı F1 bölü 6 çarpı F1 bölü 6. Tamam. Bunları çarparsak da ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2'den tamam 8 geliyor. Evet, iyi bir soru, tamam. 2 bölü 6 3 bölü 6. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam artı çarpı diye ayrılıyorsa hani çarpımlarda üstler toplanır mantığıyla üstel fonksiyondur diyor. Ben bunu neyin 1 bölü 3. kuvveti 4 yapar diyor. 64'ün değil mi? 64 üzeri 1 bölü 3. O zaman 64 üzeri x diye yazarsam fonksiyonum ben diyor. 64'ün 1 bölü 2. kuvveti 8 yapar diyor çat diye. Tamam. Grafiği verilmiştir. F2, FOF1 toplamı kaçtır? Evet. Bu ilk başta tabi basit. F2 ne? 2'yi alıyorum. Kaça gitti? 3'e gitti. 3'müş. 3'ü alıyorum. 3 nereye gitti? 4'e gitti. Burası 4'müş. Artı F1 ne? F1 bak tam kestiği nokta ise 0, tamam mı? F0 ne? 0'sa bak bu sefer diğer y'yi kestiği nokta. Neymiş? Eksi birmiş. Toplamları kaç yaptı? 3.
Tam ekseni kestiği nokta olduğu için biri yapıştır. Geliyor. Evet, geliyor. Şu çok güzel. Evet, f(2x) artı 1 fonksiyonu grafiği verilmiştir. A pozitif gerçel sayısı kaçtır diye soruyor. Bakın bu fx olmadığı için tehlikeli bir hareket. Burada iki yöntem var. Ya tek tek noktaları belirleyeceksiniz. Ya da değer bulurken. Tamam mı? Mesela şu sol taraf f a eksi f1 diyor ya. F1'i bulmak için. Bakın f1'i bulmak için. İçerisini 1 yapmak için. Tamam mı? 2x artı 1'i 1 yapmak için. X'e ne verirsiniz? 0 verirsiniz değil mi? X'e 0 verirseniz y'si kaç olur bunun? 3 olur. Tamam, bak bu mantık. Bak bir tane daha yapayım. F eksi 1. 2x artı 1'in eksi 1 olması için. Ha, burada ikisi de aynı denk geliyor. Eksi 2. X'e ne yazmalıyız? Eksi 1 yaz. X'e eksi 1 yazarsan X'in eksi 1 olduğu yerde Y nasıl? Tam kestiği nokta olduğu için 0. Artı. F1 diyor az önce bulduk zaten. 3 artı 2. Tamam mı? Bak bu, ama burada şu karışacak yine. FA eksi 3 eşittir 5. Tamam. Evet. 5'e bakıyorum. 5'te x kaç? 1. X 1 ise içerisi ne olmalı? Bak x 1 ise içerisi şu ya. X'e 1 yazarsam içerisi ne olur? 2 artı 1'den 3 olur. Tamam mı? O zaman içerisinin 3 olması gerekiyor. A eksi 3'ün 3 olabilmesi için A'nın 6 olması gerekir. Evet, güzel. Ya da bazı arkadaşlar, bakın daha garanti bir yöntemi daha var aslında. Hani biraz uzun olabilir belki ama tek tek. X'in 1 olduğunda Y kaç? 5. X'e 1 yazıyorum. F3 eşittir 5. Tamam. Mesela X'in 3 olduğu yerde. Tamam mı? 3, 6, 7. F7 eşittir 0 mesela. Tamam. X'in 0 olduğu yerde mesela. İçine yazarsam F1 eşittir. X'in 0 olduğu yerde ne? Y'si 3. Tamam. Mesela X'in eksi 2 olduğu yerde. X'e eksi 2 yazarsam burası kaç olur? Eksi 4, eksi 3 olur. F eksi 3 eşittir. Kaç yapıyor? 5 yapıyor. Tamam. Ama tanım kümesi. Peki, evet, gibi oluyor. Peki, devam ediyorum. f2x artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bakın gene f2x artı 1, fx değil, tehlikeli. f5 artı f'in tersi 0, f'in tersi 2'ye bölünmüş nedir diye soruyor. Burada gene tek tek noktaları bulup ters fonksiyona geçerken de iç dış yer değiştirebilirsiniz. Çok temiz, garantili bir yöntem olabilir. Başka nasıl yapabiliriz peki? Yani şöyle yapıyorum ben. Bak kolay bir şey. F5 lazım ya bana. İçerisini 5 yapmam gerek. 2x artı 1'i 5 yaparsam x kaç olur? 2 olur. X'in 2 olduğu yerde y değerim kaç? Eksi 4. O zaman şu eksi 4 olacak. Kaçtır diyor? Eksi 4. Artı f'in tersi 0. Bak şimdi. Fx y ise, hatta f2x artı 1 y ise f'in tersi y eşittir 2x artı 1 yapar diyorum. O zaman y kaç? 0. Y'nin 0 olduğu yerde x kaç? Y'nin 0 olduğu yerde x kaç? 1 değil mi? Y'nin 0 olduğu yerde x 1, 1'e 0 noktası burası. Evet, y 0 iken x 1 ise burası kaç oluyor o zaman? X yerine 1 koyarsanız 3 oluyor. Mis. Tamam. Bak tersi de gene. Tersinde 2. Y'den 2'yi bul. Y'den 2'yi buldum. X kaç? 0. 0 burada yerine yazıyorum. Bak şurada yazıyorum yerine. Tamam mı? O zaman ne oluyor burası da? 1 oluyor. O da ne yapıyor? Eksi 4 artı 3 eksi 1 bölü 1'den eksi 1 yapıyor. Fof x eşittir 4 eşittiniz. Kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Evet. Fx. Fx'i. Bak şimdi f'in içinde ne var?
fx var. Sonuç ne olacak? 4 olacak. Şu içerisinde olursa fx 4 olur. Bakalım. y4'ten çubuk çekiyorum bakın. Burası y eşittir 4 ya. y4'ten çubuk seçiyorum. Kaç nokta? Bir iki nokta. Ya fx eksi 1 olmalı. Ya da fx kaç olmalı? 3 olmalı. fx'e eksi 1 yapan kaç değer var? Eksi 1'den çekersem bu sefer. Bir değer var. 3 yapan kaç değer var? Y'nin 3 olduğu nokta şurası galiba değil mi? 1, 2, 3 nokta. Tamam. fx'in 4 olabilmesi için içinin kaç olması gerek? Ya eksi 1 ya 3 olması gerek. İçine eksi 1 ve 3 yapan 1 tane buradan, 3 tane buradan, tane bunlar, tamam mı? 4 tane var. Orijine göre simetrikse nedir bu? Tek. Bitti. Eksi kusar. 2 tane fx. Kustum. 2x küp. Şunun olmaması gerekiyor. M o zaman eksi 1. M eksi 1 ise şunun da olmaması gerekiyor. Bak x üzeri sıfırlıdır bu. N de 2. Eksi 4x mi oldu? Evet. Tamam. Bu şekilde oldu. Fx eşittir. 2'ye bölersek x küp eksi 2x. Tabi burada M eksi ne? M eksi ne? Ne yapıyor? M'yi kaç bulduk? Eksi 1 bulduk. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3 yapıyor. Eksi 3 yazarsak eksi 27 artı 6'dan eksi 21 yapıyor galiba değil mi? Evet, bu da çok basit olmuş ama. Mutluluğun formülü nedir? Matematik sorusu çözmektir değil mi? Evet, görüntü kümesinde en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Evet, parabol sorusu aynı zamanda. Görüntü kümesinde en küçük ve en büyük tam sayı değerleri. Şimdi eksi 3 ile 5 aralığından gidiyor. Yani x'e ben en küçük eksi 3'ü veremem bile ama yani sınır değer olduğu için eksi 3'ü deneyeceğim. Açık aralık yapacağım, tamam mı? 5 verirsen 5 olabilir. Şimdi bir parabol ya. En büyük en küçük değerlerini mesela şöyle bir aralıkta eksi 3 ile 5 aralığı olsun. Uç noktalarında alabilir. Bir de tepe noktasında alabilir değil mi? O zaman tepe noktası bu aralığın bir elemanın. Bakalım bunun r'si kaç? Eksi b bölü 2a'dan. 8 bölü 2 mi yapıyor? O da 4 yapıyor galiba değil mi? X eşittir 4 de bu aralığın bir elemanı. O zaman x yerine 4 de yazacağız. Bir f eksi 3'ü bulacağız. Kaç yapıyor f eksi 3? Eksi 3 koyarsanız ne yapıyor? 9 artı 24 artı 21 45 54 mi yapıyor? Evet. F bir de kaça bu koyacağız? 4'ü koyacağız. F 4 ne yapıyor? 16 eksi 8 kere 4 32 eksi 16 geldi. Artı 21 eksi 16 artı 21 kaç yapar? 5 mi yapıyor? Galiba 5 yapıyor değil mi? O zaman 54 ile 5 arasında en büyük ve en küçük. Ha, bu arada yandık değil mi? Eksi 3'ün ne olmaması gerek? Eşit olmaması gerek. 54 olamaz da 53 olabilir o zaman. 53 ile 5 tamam toplayınca kaç yapıyor? 58 yapıyor. Vicdansızlar 59'da koymuş. Yani bu unutulabilecek bir şey ya. Bilmiyorsan zaten bitti de unutulabilecek bir şey tamam. 54 olamaz. Kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Kaç tane çözdük? 17'den başladık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi bunları da çözelim. Y eşittir 5 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Derken arkadaş burada ne demek istiyor? Şöyle bir şey demek istiyor. Dikkat. Bunları çizebiliyorsunuz. Şimdi bunun bir profesyonel çizimi var. Kökleri kim bunun? Eksi 2 ve 1 değil mi? Diyeceksin ki eksi 2'den küçük yerlerde bu iki elemanda, iki mutlak değerde eksiyle çarpılarak çıkar.
Onları eksiyle çarparak çıkartırsak ikisine ne olur? Eksi 2x şu artı 1 olacak. Bu eksi 2 olacak. Eksi 1 olur. İkisi de artı çıkarılabilir. Bunun tam eksilisi 2x artı 1. Ya da birisi eksi birisi artı. Ki tabii ki de bu aralıkta mesela 0 verdiğinizde hangisi eksi olur? Şu daha küçük, bu daha eksi olur. Oradan ne gelir? Eksi x artı 1, x artı 2. Bunları toplarsanız kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet. Böyle yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar çok kolay böyle mutlak değerli toplam bir şey varsa kritik noktaları koyun. X yerine bir eksi 2 koyun. Bir de bir koyun. Ama bunu birazcık daha şöyle mi çizseydik? Bir eksi 2 koyun. Bir de bir koyun. Eksi 2 koyunca kaç bulacaksınız sonucu? Şu 0 olacak, bu eksi 3 olacak. 3 bulacaksınız. Bir koyunca ne bulacaksınız? 3 bulacaksınız. Kova olur zaten. Arada 0 koyun ne gelecek? Gene 3 gelecek. Her zaman ortada sabit. Bakın gördüğünüz gibi ortada sabit. Sonra 2 koyun mesela. 2 koyunca ne gelecek burası? 1, 4 daha 5 gelecek. Çok güzel. Bir tane de bunun solundan bir nokta verin. Eksi 3 verince kaç gelecek? Tabii ki bu da 5 gelecek değil mi? Evet. Boğazım kurudu. Tamam. Böyle bir şey gelecek. Şurası da 5, burası da 3. Şimdi bunun alanı nedir diyor? Yamuğun alanı. Şurası kaç birim? 3 birim. Alt taban. Üst taban kaç birim? Eksi 3'ten 2'ye kadar. Tamam mı? 5 birim. Bölü 2 çarpı. Yüksekliği kaç birim bunun? 3'ten 5'e kadar 2 birim. Çarpınca 8 geliyor. Tamam. Neredeyse integral sorusu olacak değil mi? Ki bunun integral sorusu var aynen. Bu grafiği bilirseniz yani arada toplama işareti olunca şöyle oluyor hep. Ezberletmek gibi olmasın ama böyle bir şey var. Arada eksi olunca da şöyle 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 ya da böyle 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 oluyor. Değil mi? Z oluyor arada eksi olunca. Yani işte şunu diyorum ben. Kökleri verin, hani kritik noktaları. Aradan bir nokta verin. Düz gidiyorsa bir de köklerin dışından birer tane değer nokta vererek çizebilirsiniz yani. En apaçı yöntemiyle. Evet. Tanımsız yapan kaç farklı? Tanımsız olması için paydanın ne olması gerek? Sıfır olması gerek. O zaman mutlak değer f(x)'in 2 olması gerek. Mutlak değer f'in 2 olması için f(y) 2 olmalı, f ya da -2 olmalı. F'in 2 olduğu şuradan çiziyorum. -2 olduğu burası -3 olduğuna göre -2 fark etmez ya şöyle bir random çizim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4, 4, 8 tane nokta var. Evet, 30 saniyelik sorular koyduk araya. Mutlu olalım diye değil mi? Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Çok aşırı kolay sorular da çıkıyor. Kendinize güvenin. Aşırı kolay soruları böyle bir soru çıkmaz deyip yanlışlıkla mahvetmeyin. Şimdi gençlik. Şöyle bir şey vermiş adam. Değil mi? Goff vermiş. Fok vermiş. F'i soruyor ya. G'lerden kurtulmam gerek. G'leri yan yana getirirsem G'nin tersiyle G'yi kurtulabilirim. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Yani şunun içinde bunu yazacağız. Yani bu ikincisi ne? Bu ikincisi hangisini yazıyoruz? Goff'u yazıyoruz değil mi? Buraya. Goff neydi? X artı 2 idi. Şu ne? F bileşki G'nin tersi. 4x artı 4. Burada x gördüğüm yere şunu yazacağım. O zaman ne bulmuş olacağım? Tabii f'ler kalıyor ya. F işlem f kalacak. Bu ne oluyor? 4 çarpı x artı 2 artı 4 eşittir. F bileşki f. Fx'e de doğrusal fonksiyon dediği için. Y eşittir. Ax artı b diyelim mi? Bunu bunda yerine yazarsam. Yani x yerine gene fx yazarsam, ax artı b yazarsam ne olur? A kare x. Tam x yerine çarpmıyoruz bunu. X yerine ax artı b yazıyorum. A kare x artı ab artı b geliyor. Pozitif değeri diyor. A kare deyince hemen ona baktık.
4x artı 2 kere 4 8 4 daha 12 mi oluyor? Evet. O zaman a karenin 4 olması gerek x'in katsayısı. A o zaman ya 2 olur a ya da eksi 2 olur. Pozitif dediği için 2 olmasını daha mantıklı buluyorum. Yani tersi de olabilir atıyorum yan taraftakinin durumuna göre. A 2 yazsak ne olur burası? 4x artı 2b artı b olur. 3b'nin 12 olabilmesi için b'nin de 3 olması gerek. Tahmin ettiğimiz gibi b'de 3 olması gerek. O zaman fx neydi? ax artı b'ydi. 2x artı 3 yani. F2 de 2 çarpı 2 artı 3'ten 2 kere 2 4 3 daha 7 yapıyor. Evet. Hadi elimizdeymişken 27'ye de bakalım. Ne diyor? Eksi f eksi x. Şimdi bak. Fx varsa. Eksi fx. Bu ne demek? Fx eşittir y ya. Eksi ile çarpınca ne olur bu? Y değerlerini eksi ile çarpıyoruz. Yani x eksenine göre simetrik olacak. Yani mesela şu nokta var ya. Atıyorum bunu eksiyle çarparsan ne olur? Y değeri 1 iken ya da 1 bölü 2 iken eksi 1 bölü 2 olur. Aşağı geçer. Yani x'e göre simetrik olur. F eksi x bu neye göre simetrik oluyor? Bu y eksenine göre simetrik oluyor. Hem eksi yönüne hem de içine koyarsan bu da neye göre simetrik oluyor? Orijine göre simetrik oluyor. Peki başka ne var? Mesela f mutlak değer fx olursa ne olur? Mutlak değer fx olursa ne olur? Bu sefer fx'in atıyorum şöyle bir şey olsun fx. Aşağıdaki yerlerini yukarı kıvıracağız. Buralarını sileceğiz. Aşağıdakinin yerini yukarı kıvıracağız. Böyle çevireceğiz. Tamam mı? Şöyle aşağıdan yukarı doğru katlayıvereceğiz. Eksi olan yerler. Çünkü y'ler eksi olmayacak. Tamam mı? Bunu mesela parabol şeklindeyse şöyle. Bunu böyle katlayıveriyoruz yukarıya. Buraya sileceğiz. Peki f mutlak değer x ne yapıyor? Evet, bu da şu anlama geliyor. X'in mesela şöyle bir şey gidiyor ya. Sol tarafı hiçbir zaman kullanılmaz. Çünkü içerisi hiçbir zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmaz. Burayı tamamen silip peki eksi 1 koyduğumda ne olacak? Artı 1'de ne oluyorsa o olacak. Şu tarafın aynısının simetriğini buraya kopyalıyorum. Bunu buraya kopyalıyorum. Tamam. Evet, ne yapıyorum şimdi? Eksi tarafı silip artı tarafı simetriğini basıyorum bu tarafa. Bu tarafa doğru simetriğini basıyorum. Kopyalıyorum derken katlayıyorum diyelim. Tamam. Evet, bu bilgiler ışığında zaten bu orijine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Orijine göre simetrik de diyebilirsiniz. Önce y'ye buna göre simetri alırsınız. Bu tarafa çevirirsiniz. Sonra buradan da buraya katlayabilirsiniz. Dolayısıyla ne olacak? Ya da tek tek noktaların orijine göre simetri. Bu buraya gelecek. Şu nokta şuraya gelecek. Şöyle bir düz çizgi olacak. Şu orijine göre simetriği şurası olacak. Atıyorum işte bu noktanın orijine göre simetriği aşağı doğru. Aşağıda da şöyle bir şey olacak. Hangisi oluyor bu? Hangisine benzedik? Evet, aynen. Adana'ya benzedik, değil mi? Orijine göre. Orijin de şurası ya, buraya göre simetrik. Ben kolay olsun diye önce bunu buraya doğru katlarım genelde. Böyle çevirince bu buraya gelir. Buradan da ne olur? Şöyle bir şey olur işte. Sonra bunu aşağı doğru katlarım. Aşağı doğru katlayınca buradan şöyle bir şey gelir. Filan diye geliyor, değil mi? Aynen. 28. Evet. Gerçel sayı tanım kümesi A, görüntü kümesi B'dir. Bir şey var. Şunun tanımlı olabilmesinin köklü ifade olduğu için 1 eksi x'in değil mi? Büyük eşittir 0 olması gerek. O zaman işte x hangi aralıkta olur? Yani bunu şey yapmaya gerek yok. 0 ile 1 arasında olur değil mi? Pardon. Eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alır. Eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alır. En küçük eksi 1 verirsem ya da artı 1 verirsem 0 olabilir. Minimum. Maksimum da
Yani birden bir şey çıkarmışım. Çıkarılan şey küçük olursa değer maksimum olur. X'e en küçük kaç alabiliriz? Yani eksi 1 de alabiliriz ama mutlak değerce küçük olacak. 0 alabiliriz. Mutlak değerli bir ifade en az 0 olabilir. Burayı 0 yaparsak mutlak değerli ifade içerisi 1 olur. Başında da 4 var. 4 kere 1. 4. O zaman 0 ile 4 arasında değerler alabilir. Eksi 1 ile 1 arasında A kümesi, B kümesi de 0 ile 4 arası. Bunların ortakları ne olur? Şöyle alt alta çizebilirsiniz. Eksi 1, 1 atıyorum işte. Şurada 0 var. Atıyorum 0, 4. Bunları kesiştirirseniz ortak olacak yer 0 ile 1 arasıdır. Evet, 29. Ya bak bu güzel. GA büyüktür 0'dan GB aşağı hangileri doğrudur hemen. A'ya bakalım. A noktasında. A noktasında. Bu hangi renk? Şu. FA eksi GA eşittir 0. O zaman FA eşittir GA. Evet. FA GA'ya eşitse. Bu arada F nerede burada? FA da burada. FA da pozitif olduğuna göre GA da pozitif olacak. Tamam. İkincisi B noktasına bakalım. B noktasında bu fonksiyonlar eşit. Yani FA eşittir. FA art eksi GA. FA'lar giderse eksi GA 0, GA 0 yapar. Yanlış. Şey G, pardon A dedim ama özür dilerim. B olacak bunlar. B noktasından bahsediyoruz. G, B 0. GC, GC'ye bakalım. GC'ye bakalım. FC 0. FC eksi GC de pozitif. Şu sıfır olduğuna göre eksi GC pozitif, GC negatif olacak o zaman, değil mi? Hangileri doğru? Yalınız 1. 29, 30. Evet, F tek G çifttir. Bak, F yutan, F kusan, G yutan fonksiyon. Hayır, mesela koyuyorum F çarpı F çarpı F eksi eksi şey eksi. Üçü de F ya. Eksi ile eksi artı yaptı, bir tane eksi kaldı, bu tektir. Tamam, sistem demin bir tane soruda vardı. F artı G bilemeyiz kardeş bunu. F çarpı G birinden eksi gelecek, birinden artı gelecek eksi koyduğumda. Sonuç eksi olacak, tektir. Tamam. F bölü G artı eksi işte hangisinden şey aşağıdakinden artı yukarıdakinden eksi. Bu eksi yapar, bu da tektir. Fok. F içinde GX. Şimdi eksi koyduğum zaman bu eksi yutacak zaten, artı olacak. F artıyı da artı olarak çıkartır zaten, sıkıntı değil. Artı zaten, değil mi? Dolayısıyla gelir. Ne? Bileşkedir. Bunun kuralları var aslında. İşte tek de tek çarparsak, tek bilmem ne yaparsak filan gerek yok. Eksiyi bas, sonucu eksi çıkan tek, artı çıkan çift. Yorum yapamıyorsak yorum yapamıyorsun. Evet. Bu da her A elemandır A için sağlayan kaç tane vardır? Tek tek bakın böyle çıkmış bir soru var ama bu birazcık daha... Evet. 1 koyarsam ne oluyor? 1 artı F1 küçüktür 15'ten. B kümesinin bütün elemanları sağlar bunu. 5 değer var. A1'in gidebileceği 5 yer var. 5 yer. 2 verdiğimde 2 artı F2. Ha 2 değil 4. Küçüktür 15'ten. Ben niye 14 yazdım? Biri önceden kafamdan atmışım. Neyse 11'den küçük olacak. Hepsi olur. 5 yer var. A3 olursa 9 artı F3 küçüktür 15'ten. F3 küçüktür 6'dan. O zaman 6 olamaz mesela B. 2, 3, 4, 5 olabilir. Kaç tane var? 4 tane var. 4 yer. Bunları çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 4. 100 tane yer varmış diyeceğiz. Evet, 32. A'nın solunda kalan bölge. Hop. Şşt. A'nın solunda kalan bölge. A olsun. F4 nedir? Ha, burası 4'müş. Bakın, evet burada fonksiyonun tanımı var. X'in 4 olduğu yerde y kaçtır? Şurası 4'tür.
Şurası bak y eşittir x'in olduğu yer. Y'nin 2 olduğu yerde x kaçtır? 2'dir bu çünkü şunun devamı olduğu için. Peki burası 2, 2 devam ediyor. Evet y'ye 2 verdiğimde bakın burası y'si 2 ise x kaç olacak onu bulacağım. Y'ye 2 verirsem eşittir eksi 4'ten. Şurası eksi 6 oluyor. X'in y'nin 0 olduğu yerde burası da y'nin 0 olduğu yer. Y 0 olursa da şu doğruda x kaç olur? Eksi 4 olur. Eksi 4 evet. Sonra da alan bulacağız. Ondan sonrası kolay herhalde değil mi? Şu yamuğun alanını bulmak şu yamuğu şöyle mi bulsak acaba? Gerçi çok önemli değil. Yani şu yamuğu bulalım. 4, 6, 10. Bölü 2 çarpı yükseklik 2. Şurası 11. Şurası 2 kere 2, 4. Şu yamuğu bulalım. 2, şurası 4. 2 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliği kaç birim? 2 birim. Burası da 6 birim. 10, 20 birim. Ne diyor? Fonksiyonu ile fonksiyonu y eşittir x doğrusuna göre. Bakın bu soru sadece şu bilgiyi unutmayalım diye belki daha komplike sorular da gelebilir. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik doğrular birbirinin tersidir. F'in tersi g'dir. Ya da g'nin tersi f'tir. O zaman f'in tersini alırsak eksi 5x eksi 3 bölü x eksi 2. O zaman a ne olması gerekiyor? A eksi 5, b ne olması gerekiyor? Eksi 2. Tamam. Ne oluyor? Eksi 7 oluyor. Evet. Fx fonksiyonu aşağı hangisi yanlış çizilmiştir diyor. Grafik çizimiyle ilgili bazı bilgiler verdik. İşte ama bunlar da hani mutlak değer olursa filan diye. X eksi 1 ne demek? Bir birim sola ötele demek. Tamam mı? Bir birim sola öteliyor. Sonra bir de ne yapıyor? Bu sonuç değerlerini de iki katı alıyor. Tamam. 2 çarpı fx eksi 1. Evet, direkt yanlışı bulduk ya. Evet, sonuç değerlerini 2 ile çarpmamış. 8 falan olması gerek Denizli. Neyse doğrulara bakalım. F eksi x yapmış. Ne demiştik demin bunu? İçerisini eksiyle çarpmışsa x'leri eksiyle çarpmışsa y'ye göre simetrik. Y'ye göre simetrik. Tamam bu doğru. Fx artı 2. 2 birim ne yapıyoruz? 2 birim sol mu sağ mı? Artı deyince sol. Tamam mı? 2 birim sola ötülüyoruz. Sonra x eksenine göre simetrik alıyoruz. 2 birim sola ötele. Tamam. 2 birim böyle ötele. Ne oluyor? Eksi 6'ya falan geliyor değil mi? Sonra da x eksenine göre şuradan şuraya çevirme demek. Tamam mı? Aşağıdan yukarıya çevirme. X eksen etrafında çevir demek. Tamam. Peki F2X ne demek? F2X şu demek. İçerisi iki katı yapıldıysa tersi bak. İçerisi şurada hep tersi giriyor tamam mı? Burada hep tersi giriyor. 2 ile çarpıldıysa değerleri ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Böyle daraltacağız. Birbirine doğru fonksiyonu böyle daraltacağız. Gerçekten de daraltmış. Tamam mı? Mesela şurası 2 iken burada ne olmuş? Burası 1 olmuş. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu da artı 1 koymuş yanına bir birim yukarıya çekiyoruz. Şu da orijine göre simetrikti. Demin yaptık bunu. Orijine göre simetrik. Tamam burada antiparantez bir şey daha söyleyebiliriz. Şöyle bir şey. Fx artı mı diyelim eksi mi diyelim. Fx eksi b artı c demek. B birim sağ mı sola mı? Bu sağ. Eksi olunca sağ. Artı olunca yukarı aşağı. Şurası yukarı aşağıya hareket ettiriyor. Burası da sağa sola hareket ettiriyor. Mesela f x artı 2 artı 5 dersen 2 birim sol. Tamam bak işarete dikkat. Artı olunca sol. 5 birim yukarı fonksiyonu çek demek. Evet. Bu da çıkmış sorunun amcaoğlu galiba. Evet. Bunu da çözüverem hemen. F3 mi lazım? X yerine 3 yazacağız. F3 artı G3 eşittir 9, 12. İşte burada 3 yaz. Alttakinde de 3 yazarsam F3 eksi G3 eşittir 9 değil mi?
3 çıkartırsam 6, 4 çıkartırsam 2 mi geliyor? Evet, 12, 2. Taraf tarafa toplarsam, 2'ye bölersem F3, 7 çıkıyor. Benzer şekilde G1'i bulmak için de işte G1 için de şöyle X yerine 1 yazarım. G1 artı F1 ne olur? 2 olur. F1 eksi G1 ne olur? 1 koyarsam 1 eksi 1 0 eksi 4 olur. Bunları taraf tarafa çıkartırsam 6 bölü 2 G1 3 olur. 3'ün karesi şuradan dolayı 7 çarpı 3'ün karesi 7 kere 9 63 olarak bulur. Tamam, çıkmış soru var böyle. Bakınca bu mu çıkmış? Çıkıyor işte. Özgüveniniz yüksek olsun, bu soruda bir şey vardır demeyin. Güzel güzel soruyu çözün. Bunu da çözelim. Gerçek sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu eşitliğini sağlamaktadır. F0 değeri kaçtır? İçerisine a yapınca 2b bölü a oluyormuş. İçerisine a yapmak için ax eksi b'yi a yaparsan a artı b bölü a olur x. X yerine a artı b bölü a yazarsak şuradan ne gelecekmiş? Sonuç x ya. F a eşittir a artı b bölü a. Bu neye eşit aynı zamanda şuradan dolayı? 2b bölü a'ya eşit. Paydalar eşit. B eşittir a geliyor. Bu bir. İkincisi, f0'ı bulmak için, içerisini sıfıra eşitlemek için ax eksi b'yi sıfıra eşitlerseniz x eşittir b bölü a gelir. Tamam, b'yi karşıya atıyorum, a'ya bölüyorum falan işte. X b bölü a gelir. F0 eşittir neymiş? Şurada yazıyorduk değil mi yerine bulduğumuz şeyi? B bölü a'dır. B bölü a, a b eşitse 1'dir. Tamam, ne yaptım? İlk başta içerisine a'ya eşitledim. Şu yukarıdan buldum f a'yı. Aşağıdakiyle eşitleyince a b'ye eşit geldi. F0 bulmak için içini yine 0'a eşitledim. B bölü a çıktı o zaman. Ve sonuç x ya. B bölü a olacak sonuç. B bölü a da a b'ye eşit olduğu için 1 olarak gelecek. Tamam mı?